İzinde piyasa değerlendirmesi almak üzere yatırım finansman direktörü Nuri Sevgen'e dönelim. Doktor Nuri Sevgen, günaydın, hoş geldin. Günaydın, günaydın doktor. Çok ben teşekkür. De doktorum, kimse bana doktor demiyor. Benim de ekleyin bundan sonra. Arkadaşlar niye uyarmıyorsunuz? 3 doktor bir araya gelmişiz burada. Peki. Şimdi... Günaydın doktorlar diyelim o zaman. Evet. Şuna bakmayın. Doktorlar. Doktorlar diye biliyorsun bir dizi vardı. Evet, evet. O 20 sene falan oynadı. döndür. Show TV'deydi galiba. Sürekli ama bayağı da izleniyordu. Şimdi Nuri Sevgen. Geçen haftaya baktığımızda bu CDS düşüşü Cuma günü dikkat çekiciydi. 390'lara kadar geldi. Borsa iyi gidiyor. Onu görüyoruz. Kur nispeten sakin. Bu hafta da enflasyon var. Genel herhalde çerçeve böyle gibi ama senin değerlendirmelerini almak isteriz. Ne dersin? Evet, Cuma günü sabah saatlerinde işte Merkez Bankası'nın atamalarını öğrendikten sonra piyasalarından olumlu bir reaksiyon verdiği aşikar. CDS'lerde bu güveni gözlemliyoruz. Gerçi CDS'lerimiz her ne kadar 400'ün altına düşse ve uzun süredir bu seviyeyi görmemiş olmasına rağmen hala dünyada gelişmekte olan ülke CDS'lerine baktığınız zaman çok yükseğiz. Yani Güney Afrika'nın iki katına yakınız neredeyse. Belki de üzerinde hiç son durumlara bakmadım. Ama bu olumlu. Çünkü piyasa burada olumlu reaksiyon verdi. Ve bu atamaların da rasyonel politikanın uygulanması açısından olumlu olacağı düşüncesinde. Tabi bu borsada da kendini gösterdi. Özellikle bankacılık sektörü burada çok daha belirgindi. Bankacılık sektörü rasyonel politikaları daha uygun. Belirsizliklerde çok fazla önünü göremeyen bir sektör olduğu için daha etkili bir hareket yarattı, yaşattı. Bu sabah itibariyle de yurt dışı piyasalara baktığında bir miktar future'lar, yurt dışı piyasalar da bu arada Cuma günü çok olumluydu. Future'lar bir miktar kar satışı içerisinde. Biz de Cuma günkü hızlı hareketin belki bir miktar kar satışı görebiliriz ama bilançolar geliyor. Bazı bilançolar oldukça iyi geliyor. Yani bilançolar enflasyonla arındırıldıktan sonra oldukça yüksek kar rakamları ifade ediyor ve düşük FK'ları ifade ediyor. O yüzden buralarda yoğun hareketlik gözlemleyeceğiz gibi görünüyor. Zaten bir süredir seninle yayınlarda söylediğim gibi Ağustos ayı genelde olumlu olmaz. Yatay gider ama bu sene biraz farklı olabilir. Çünkü Ağustos ayının istisnalarını birkaç senelik istisnaları çıkarırsanız genelde yatay ya da eksi giden bir aydır. Ama bu sene özellikle bu havadan dolayı olumlu bir piyasa yakalayacağız gibi görünüyor. Bunun arkasında KKM kaynak kur kontrolünden dolayı doların belli bir seviyede tutuluyor olmasının dolar bazında endeksi yukarı tutması, işte atamaların yabancı yatırımcıların özellikle borsaya girmesinin cazip hale gelmesi sebebiyle önemli giriş ki Cuma günü çok net şekilde gördük girişin olması ve CDS'lerdeki düşüşü bir araya koyduğun zaman sanıyorum Ağustos'un ilk iki haftası olumlu geçecek gibi görünüyor. Sonrasında ne olur? Bir şey olacağından değil. Sadece bu olumlu havanın biraz daha önünü görmeye başlayacak rakamlara ve beklentilere odaklanması gerekiyor. Çünkü sonbaharda önemli risklerimiz var finansal anlamda. Bu risklerin bir şekilde bertaraf edilmesi için de atılacak adımlar burada önemli olacaktır. Piyasa şu anda bu olumlu havayı bir hafta iki hafta daha sürdürebilir gibi görünüyor. Borsa tarafına baktığınız zaman da 6542 seviyesini geçtikten sonra endeks 7000 üzerine kendini attı. Çok olumlu. Psikolojik direnci geçtik. Bugün 7000 üzerinde kalıp kalmayacağına, bugünlerde 7000 üzerinde kalıp kalmayacağına bakacağız. Sonrasında hedef 7700 gibi görünüyor grafiklere göre. Ama senin de söylediğin bir enflasyon tatısı çok önemli. Temmuz ayı enflasyonun diğer yıllardan çok daha yüksek, hatta rekor seviyesinde geleceğine dair bazı analizler var. Bu nokta o yüzden Temmuz ayı enflasyonu bekliyoruz. Bu haftanın en önemli beklentisi bu gibi görünüyor. Genel söyleyebileceklerim bunlar. Sizin sorunuz varsa cevaplamaya çalışayım ayrıca. Kur konusunu sormak isterim Nuri Sevgen son olarak. Yani bir sakinlik var. Bu sakinlik kendiliğinden oluşan bir sakinlik mi? Yoksa yani bir hareket bekliyor musun kurda aşağı ya da yukarı yönlü? Ya şu anda pek kendinden oluşan bir sakinlik gibi görünmüyor. Çünkü dolar endeksi aşağı geldiği zamanlarda da biz yataydı gidiyoruz. Dolar endeksi yukarı gittiği zamanlarda da yatay gidiyoruz. Belli ki kur kontrollü bir şekilde devam ettiriliyor. Yani bu görüntü bu. 26.90'ların altına geldiği zaman bir miktar yukarı doğru gidiyor ama 27'nin gitmesi üzerine gitmesi izin verilmiyor. Sanki bir bant içerisinde 27 üst tarafta, aşağıda 26.85-90 civarında alt tarafta olmak üzere bir kontrollü bir hareketlilik var gibi görünüyor. Kurun devam edebilmesi için öncelikle para girişiyle ilgili sıkıntıların ortaya çıkması lazım. Şu anda en azından mevcut yapıda para girişiyle ilgili sıkıntı kısa vadede görülmüyor. Ama dediğim gibi sonbaharda risklerimiz var.
dış ödemeler başta olmak üzere bu risklerin bertaraf edilmesi açısından da alınacak önlemlere bakılacak. O yüzden Ağustos'un ikinci yarısı biraz daha önemli olacak gibi görünüyor. Eğer dolar TL 27'nin üzerine atarsa grafikler 28-28,5'u gösteriyor. Fair value hesaplamasını aldığınız baz fiyat ve onun üzerine koyacağınız faiz enflasyon etkisi değiştirecektir muhakkak ama benim gördüğüm kadarıyla kurun düşmesi de istenmiyor. Agresif yükselmesi de istenmiyor. Belli bir kontrolle gitmesi isteniyor. Bu başarılabilirse ne ala. Çünkü bizim en büyük finansçı olarak en büyük sıkıntımız kurun yükselmesi ve düşmesi değil. Hep söylediğim gibi oynaklık, volatilite. Volatilite olmadığı sürece standart bir yapıda gitmesi olumlu ama sadece kur değil olay önümüzde. Çünkü demin hocam da söyledi, Erhan hocam da konuştu. İşte enflasyon beklentilerimiz yüksek. Sadece Merkez Bankası bile 58 bekliyor ki analistler de özellikle Temmuz ayı enflasyondan sonra bu rakamlar üzerinde daha net görüşlerini ortaya çıkaracaklardır. O yüzden kur etkisinden daha önemli enflasyon etkisi var ve enflasyonun altında kalan negatif reel getiriler var. Bu negatif reel getirinin ne kadar tatmin edici şekilde yönlendirilmesi önemli. Eğer bir yönlendirme doğru yapılamazsa kurda hareketliliği arttırabilecek bir o tarafa doğru yöneliş ortaya çıkarabilir. Negatif reel faizdeyiz çünkü hala. Çok teşekkürler Nuri Sevgen. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Kolaylıklar diliyoruz. Yatırım Finansman Direktörü.